sevgili seyirciler. Şu an dünyanın en güzel plajlarından bir tanesindeyiz. Güzelliğe gel, güzelliğe gel. Jambo, Akuna Matata. Köyün hali böyle abi, ortalık çöplük. Şurada da bir restoran var, adanın en şık, en ünlü restoranı. Burası işte asıl lokal hayatın, gerçek yaşantıların olduğu bölgeler. Balık pazarının tam karşısında da böyle kıyafet falan satıyorlar. Böyle ikinci el ayakkabılar falan var, ikinci el pantolonlar, eşyalar var. Ali Baba Atapotları aldı geldi abi, bakar mısın? Dünyanın en ilginç kıtalarından bir tanesi olan Afrika kıtasının 3. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün daha önce kaldığımız Stone Town bölgesinden ayrılıyoruz. Zanzibar'ın kuzeyine doğru gideceğiz, Nungwi bölgesine. Birkaç gün orada kalacağız. Deniz, kum ve plaj yapacağız arkadaşlar. Dünyanın en iyi plajlarının Nungwi'de olduğu söyleniyor. Biz daha önce dünyanın çok iyi plajlarını gördük. Karayipler'de olsun, Asya'da olsun ama bakalım dedikleri kadar var mıymış? Hep birlikte göreceğiz. Videoya geçmeden önce az çok demiyoruz, boş geçmiyoruz arkadaşlar. Küçük emojimizi, noktamızı, virgülümüzü yorum olarak gönderiyoruz ve daha çok içerik üretiyoruz sizler için. O zaman ne diyoruz? Haytavala'da prodüksiyon Afrika 3. bölümü sunar efendim. Otobüse bineceğiz abi. Şimdi burada bir otobüs terminali varmış. Daladala diye. Orayı arıyorum, Daladala terminali. Bir bunu alın bakayım. 1,5-2 saatlik bir yolculuk için ne kadar ücret talep edecekler bizden. Göreceğiz. Oo, ortalık kıyamet ha hacı. 116. 116'yı arıyoruz. 116 gidiyormuş Nungwi arkadaşlar. Şöyle kamyonun içinde gideceğiz. Yorucu ve sıcak bir yolculuk bizi bekliyor. Nerede 116? 117. Ortalık 56 vallahi ya. Sabahın erken saatleri, saat 10 arkadaşlar. Ama yıkılıyor her yer. Nungwi. Bindik abi, gidiyoruz. Yola çıktım arkadaşlar, bakar mısınız? Dolmuş bu. Ulan bu yolculuk biter mi ya? Baksana abi. 2,5 saat böyle gideceğiz, 2 saat. Allah yardımcımız olsun. Eder. Sonunda geldik abi. Nungwi'deyiz. Yemin ediyorum bir an hiç bitmeyecek diye çok korktum bu yolculuk. Mahvoldum var ya, 2 saat. Hayatımın en kötü yolculuklarından bir tanesiydi. Şimdi otelin oradayız. Otele doğru bir yerleşelim bakayım. Şimdi otele geldik arkadaşlar. Size ufaktan göstereyim burayı. Şöyle güzel büyük bir havuzumuz var. Ormanın içine bir bungalov burası. Havuz da bayağı büyük ha. Bir öncekinden daha iyi. Eğer kanıtlamak isterseniz açıklama arkasından linkini bıraktım. Benim oda da burası. Kral dairesi. Şöyle 2 kişilik bir sandalye koymuşlar. Yatağımız tamamen ağaç, natural. Klimalı. Klimasız yerleri çok tavsiye etmiyorum. Hava çok sıcak çünkü gece uyuyamazsınız. Vantilatörde pişersiniz burada. Sağ olsunlar bir klima koymuşlar. Ufak bir tane çelik kasa var. Burası da duş, banyo, tuvalet. Yani 70'li yıllardan kalma ama güzel, tertemiz abi. Pırıl pırıl. O da güzel ya, çok beğendim. Ne yapalım şimdi o zaman? Saat öğlen 1. Bir karnımız acıktı. Yemek yiyelim arkadaşlar değil mi? Şurada annenin yeri diye bir yer var. Afrikalı bir teyzem. Çok güzel balık yapıyormuş. Hadi oraya doğru geçelim. Otelden çıktık arkadaşlar. Kaldığımız yer burası. Highland. İnanılmaz güzel bir yer. Köyün içinde. Zaten köyün her tarafı böyle. Burası ufak bir yer, Nungwi. Adanın kuzeyinde kalıyor. Yerel nüfus 6.000 ama turistlerle birlikte 10.000-15.000 falan buluyormuş. Çok yoğun dönemlerde 30.000'e kadar çıkıyormuş ama o kapasite olduğuna inanmıyorum ben burada. Çok fazla otel de yok öyle. Zaten kalabileceğiniz böyle 3-5 tane belirli yerler var güzel olarak. Bu Highland'ı kesinlikle tavsiye ederim. Not alın bence. Açıklamalar kısmında Booking'in linki var. Oradan tıklayarak Highland Otel yazıp ulaşabilirsiniz. Mamanın yanına gidiyoruz, annenin yanına. Balıkçı anne. Çok meşhur, çok tavsiye eden oldu bana burayı. Lokal arkadaşlarımdan özellikle. Bakalım deneyeceğiz. Köyün içi böyle. Bakkallar falan var. Güzel ya, ben seviyorum bu doğal yaşamı. Çok keyifli yani. Şehir gürültüsünden, kalabalıktan, trafikten uzak yerler en azından. Buradan sonra farklı bir yere gideceğiz yine. Adana'nın etrafını tamamen dönmeyi planlıyorum. Bir sonraki durağımız da Paje diye bir şehir var. Orası da yine böyle genç gezginlerin falan, backpackerların, evsizlerin, homelessların takıldığı bölge. Oraya da gidip bakacağız. Çarşıya geldik arkadaşlar. Burası Nungwi'nin merkezi. Çarşı diyebiliriz. Ne satıyorlar burada? Istakoz, karides, kalamar falan 25.000'miş. Yaklaşık 12 dolar falan. Bizim yer burası abi. Mama, annenin yeri. Burada bir şey atıştıracağız. Geçelim bakın neler varmış. Şöyle menüyü göstermek istiyorum. Fiyatlar aşırı ucuz ya. Mesela şu Skewers var, bunların çöp şişi. 3.000 yanmış abi. 1 dolar 20 cent. Makarnalar var mesela işte 4,5 dolar.
Salatalar yine 5 dolar, 6 dolar. Onun tanesi mi acaba 3 gün? Burada mesela ne bileyim kahvaltılık var, tradisyonel yemekler var, 4 dolar, 5 dolar. Biz de bir tradisyonel bir şey söyleyelim ya. Evet, annenin yerindeyiz abi. Ispanak, çapati ekmeği, şurada bir domates çorbası gibi bir şey var. Yanında bir de az pişmiş tavuk ve şekola. Şimdi kolayı gösterdik diye bir linç tayfa var, aşağıya yazacaklar direkt kola zararlı falan filan diye. Arkadaşlar ne yapalım? Ben de alkol içmiyorum işte, onun yanında kola içiyorum. Sürekli değil ya, günde bir tane falan. Belki iki günde bir. Tavuğun görüntüsü biraz ürkütücü ama lezzeti çok iyi. Harbiden harika yapmışlar. Çapati. Hint ekmeği ya. Bildiğim menemen harcı gibi yapmışlar. Yemek güzeldi arkadaşlar. Toplam fiyat ise 8000 şilin, 3,5 dolar falan. Köyde olduğumuz için fiyatlar haliyle bedava oluyor. Şu kıyafetleri görünce aklıma kim geldi biliyor musunuz? Şapkayı göstereceğim. Çıkardınız mı? Bob Marley Faruk. Rahmetli Rasim Öztekin abimiz. Buranın da kendisini analım. Mekan cennet olsun. Onda da vardı böyle bir şapka, yanlış hatırlamıyorsam. Filmde oynarken. Hi, how are you? Thank you. Oo, bak burada da güzel bir restoran var. The Corner. Buralarda da çok Türk varmış bu arada. Bayağı mail atanlar, yazanlar olmuş ama vakit olmadığı için bir araya gelemiyoruz maalesef. Çünkü kısa kısa kalıyorum hep gittiğim yerlerde, bir gün iki gün. Çok güzel hediyelikçiler falan var. Vay vay vay. Şunlar ne güzelmiş. Burada da yöresel takılar falan var. Bilekler var. Hello. How much is this? Shilling, yeah. Shilling 20,000. Thank you. Thank you. 20,000 diyor. 10 dolar falan. Turist gördü ya. İyi çakıyor. Oo, sokak efsane vallahi ya arkadaşlar. Böyle kumsal falan. Lan Karayipler'de böylesini görmemiştik ha. Çok tatlı, çok keyifli bir yer. Hakuna Matata. Welcome again diyor. Net yemek yiyor. Hakuna Matata. Hi, how are you? Jumbo. Yes. Thank you. So for snorkeling tomorrow. Lemba. Thank you. Thank you. No? Yeah. Ve kumsala geldik. Denizin güzelliğini göstermek istiyorum sizlere. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar, bu rengi en son nerede gördüm biliyor musunuz? Meksika'da, Cancun'da. Cancun'dan sonra bir daha hiçbir yerde görememiştim bu rengi. Turkuaz sular. Güzelliğe gel, güzelliğe gel. Kum efsane, tertemiz. Buraya bir yüzmeye gelelim. Yarın bir yüzmeye gelelim abi buraya. Şurada da mesela bakın, Sexy Fish diye bir restoran var. Onun altında böyle güneşleniyor insanlar. İlerleyelim bakayım oralara doğru. Abi inanılmaz güzel ya. Vallahi bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Dünyanın en iyi plajlarının burada olduğu söyleniyordu ama gerçekten Cancun'u falan gördükten sonra beklentiyi yüksek tutmadım ama harbiden iyiymiş. Şöyle şuradan geçelim. Dayı kafamızda çivi mivi çakmayasın aman ha, gözünü seveyim. Avrupalı gençler burada, turistler. Euro kazananlar, dolar kazananların hepsi burada abi. Türk lirası kazananlar olarak biz de semtte yerimizi aldık. Harbiden ağzım açık kaldı. Kumsal çok uzun. 15 dakikadır yürüyorum abi neredeyse. Bayağı geniş yani. Plajlar çok temiz. Çok bakımlı arkadaşlar. İnanılmaz ya. Çok beğendim orayı vallahi. Aklım gitti. Şu tekneleri kiralayıp ufak bir balık turu falan yapmayı düşünüyorum burada. Onu büyük ihtimal tek bölüm yaparız. Jumbo. Hakuna Matata. How are you? Fine. You're Masai Mara? Yes, Masai. Oh, nice. How many people in Masai Mara? How many people Masai Mara? Yeah. 2,000, 5,000? No, no. It's all. Yeah, total. From Arusha. Only Zanzibar? Darussalam? Okay. Ah. Yeah, Masai, I'm from Arusha. Marusha? Yeah. Ah, Marusha, okay, I know. Arusha, Tanzania. Yeah, okay. Thank you boss. Goodbye. Hakuna Matata. Bildiğimiz gibi bayağı bir Masai Maralılar falan yaşıyor bu bölgede. Çokça da varlar yani 5 bin, 10 bin civarında diye biliyorum ama belki 50 bin, 100 bindir. Çünkü herkes farklı bir şey yazıyor Instagram'dan. Biri diyor ki 5 bin, biri diyor 50 bin. Kime inanacağımızı şaşırdık artık. Google'da da çünkü bu gibi net bilgilere ulaşamıyoruz. Gördük, sorduk ama arkadaşın haberi yok.
Hep Ruslar var ya, çok dikkatimi çekti. Aşırı bir Rus popülasyonu var. Dayım bak mayosunu giymiş, koşuyor. Rus. Benim kaldığım otel de Rus dolu. Zdravstvuyte, harasho yani. Aa bak şurada İstanbul Restoran diye bir yer var. Türk restoranı galiba. Türk restoranlarını bir süre göremeyeceksiniz videolarımda. Artık gitmek istemiyorum Türk restoranlarına çünkü çok kilo alıyorum abi ya. Türkiye'deyken bayağı bir kilo aldık, 15-20. Yurt dışına çıkıyoruz, burada da gidersek aynı şey değişmiyor. Yine Türkiye gibi oluyor. O yüzden artık lokal besleniyorum. Böyle meyvedir, mangodur, ananastır. Böyle günümüzü kapatıyoruz. Şimdiye kadar 3 kilo verdim 5 günde. Tam bu noktada da kumsal bitiyor artık arkadaşlar. Sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Şezlong falan kiralanıyor burada ama gelip havlunuzu dağıtıp gidebiliyorsunuz. Olay bildiğiniz gibi sadece Türkiye'de var. Burada hani istediğiniz otelin plajına gidip havlunuzu atıp girebilirsiniz. Kimse de size karışmaz çünkü su herkesin abi. Kimse suyu satamaz. Geri doğru dönelim şimdi, diğer uca doğru gidelim arkadaşlar, güneye doğru. Ufak bir mola veriyoruz sahil kenarında. Mamma mia gelato italiano diye bir yer geldi, dondurmacı. İki çeşit soyadık, 8000, 3,5 dolar yapıyor o da. Nutellalı, bir de passion fruitli. Tabi buralara gelirsek tropikal yemek lazım. Mekanda böyle. Sahilin dibinde hemen. Oğlum inanılmaz güzelmiş burası ya, vallahi çok beğendim. Passion fruit dediğimiz, Türkiye'de tutku meyvesi deniliyor galiba veya çarpıfelek. Türkiye'dekini bir kenara koyun. Ben bunun en iyisini Kolombiya'da falan yemiştim, Peru'da. Oradakiler harbiden çok lezzetliydi. Ne Asya ne Afrika meyveleri çok tatsız abi. Meyve konusunda Güney Amerika derim, tek geçerim. Tartışma bile istemem. Bakın burada aktivitelerden bir tanesi abi. At kiralıyorsun böyle. Atla birlikte denizin içinde yürüyorsun. Ne güzel olay değil mi? İlk defa görüyorum abi böyle bir şey. Sevgili seyirciler. Şu an dünyanın en güzel plajlarından bir tanesindeyiz. Şimdi başladığımız noktaya geri geldik arkadaşlar. Şurada mesela kanocular falan var. Bu kanoları kiralayıp takılabiliyorsunuz abi burada. Çok güzel ortam ya arkadaşlar. İnanılmaz keyifli vallahi. Uzun zamandır da Meksika'yı özlüyordum. Burası iyi geldi bana. Meksika Cancun özlemimizi burada gidereceğiz abi. Bol bol denize gireceğiz, güneşleneceğiz. Semt online'ız. Ortalık Afrika. Şimdi köyün renkli yerlerini gösterdik, güzel yerlerini gösterdik. Yani çok fazla değil. 300 metre yürüyorsunuz, şehir merkezine geliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen farklı bir dünya. Plaj çok farklı, burası çok farklı. Biraz da böyle lokal yerleri gezelim, şehir içini göstereyim size. Burası bana nereye hatırlattı biliyor musunuz? Kolombiya'da Santa Marta, Karayip kıyıları. O bölgede Palomino diye bir köy vardı. Biz 15 gün falan kalmıştık orada. Aynı orası ya. Böyle yol sağlı sollu. Lokal yemekçiler, mağazalar, pazarlar. Çok keyifli bir yer. İnsanlar çok zararsız ya bu bölgede. Kimse kimseye karışmıyor abi. Ha gelip arada bir şeyler satmaya çalışıyorlar ama ne yapsınlar, onların da işte ekmek parası kazanmaları lazım. Böyle. Yollar çok eski. Sadece bu ana yolda asfalt var. Diğer yolların hepsi toprak arkadaşlar. Maalesef yapılır elbet ya zamanla. Çünkü Zanzibar'a çok turist geliyor. İyi turist geliyor yani. Afrika'da en çok turist alan noktalardan bir tanesi burası. Buranın da yine aynı şekilde nüfusun çoğunluğu Müslüman arkadaşlar. Jambol. Hakuna Matata. Hakuna Matata abi. Sıkıntı yok. Zanzibar'da sıkıntı yok. Adamlar harbiden relaxlar yani. Hiç öfkelenme yok, stres yok, acele yok. Relax abi. Hakuna Matata. Klasik bir köy bakkalı. Daha önce köy bakkalı gördünüz mü abi? İşte böyle oluyor. Küçük bir bambu yapraklarının altına yapılmış çadırdan. Ben şimdi şu ileride balık pazarı varmış. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Merak ettim bakalım burada hangi balık çeşitleri var. Geldim genelde öyle kaliteli balık yemedim açıkçası. Fiyatlar çok ucuz da değil balık fiyatları. Endonezya'dayken Bali adasında balığın yüzüne bakmıyorduk. 1 dolar 2 dolardı karidesin kilosu. Burada veriyorsun 10 dolar. Tabağına koyuyor 3 tane 4 tane. Ne tat var ne tuz var. Özledim vallahi Endonezya Bali'yi. Pişt. Odası otobüs durağı arkadaşlar. Geldik, otogara geldik. Şurası otogar bölgesi.
Buradan işte Stone Town'a, Pajay'a falan otobüsler var. Yine otellerin olduğu yol ayrımı şurası. Toprak yol. Burası tam işte şu an Nungvi'nin merkezindeyiz arkadaşlar. Bakın şu 116 mesela Stone Town'a giriyor direkt. Dala dala. Biz hatırlarsanız videonun başlarında eski bir Amerikan arabasıyla gelmiştik ama bu otobüsler de var Stone Town'a giden. Jumbo. Hello. Thank you. Oh, bu ne sıcak abi, bu ne sıcak abi. Bak hacı burada bu et şişleri falan. Selamun aleyküm. Rahmetullah bereket. How much is this? This one? 500. Okay, one stick 500'müş arkadaşlar. Yani 25 sen falan yapıyor. Chicken. Chicken how much? Yeah, chicken 500. 500. O da aynıymış abi. 525 sen. Thank you. Thank you so much. Vallahi duman atıyorum ha. Şehir merkezi, cazibe merkezlerinin hepsi burada abi. Alışveriş merkezleri, plazalar, lüks yerler gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok. Çok bir beklentiniz olmasın yani buraya geldiğinizde arkadaşlar. Buraya gelip işte arkadaşlarınızla oturup sosyalleşebilirsiniz. Yemin için alanlar, parklar, bağlar, bahçeler var demeyi çok isterdim. Meydandan ileri doğru devam ediyoruz. Burası işte asıl lokal hayatın, gerçek yaşantıların olduğu bölgeler. Böyle kerpiç evler. Tek göz odanın içinde 7-8 tane insan yaşıyor, aile bireyi yaşıyor. Bakın. Pencereleri falan yok. Bu evlerin içinde hep insanlar yaşıyor arkadaşlar. Arkadaşım burada ayarlamış ablayı. Şu lastikleri ne diye koymuşlar ya? Arkadaşlar evlerin hemen birçoğunun önünde var yani. Burada da kıyafetlerini falan kurutuyorlar. Şu lastikler acaba şey mi? Su taşmasını falan engellemek için mi şöyle şuralara bir bariyer yapmışlar? Öyle olabilir diye düşünüyorum. Yağmur falan yağdığında. Yolları görüyorsunuz. Yollar şer çamur abi. Burası yine bir ailenin evi. Burada yaşıyorlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hayat ne kadar tuhaf değil mi? 15 gün önce Avrupa'daydık. Dünyanın en lüks yerleri. Lüks plazalar, evler, arabalar vesaire. Burada şimdi otelde duş alıyorum. Tuzlu su akıyor. Deniz suyu. Her tarafın yanıyor, pişik oluyor. Çok tuhaf. En lüks yerde kalsam bile aile eksiklikler var. İnsanların yaşantısını görüyorsunuz. Tek göz oda kerpiç evlerde. 7-8 kişi yaşıyor. Bazı evlerde 10 kişi bile yaşayabiliyor. Buralara gelince harbiden yaşamanın güzel olduğunu görüyorum ve elimdeki nimetlere şükür etmeyi biliyorum. Her köyde olduğu gibi burada da bir balık pazarı var arkadaşlar. Geldik şimdi. Bakalım açık mı? Su ata kadar bitmiş oluyor genelde balıklar ama. Aa 3-5 çeşit var. Aa balıklara bak. Taze taze bunlar hep denizden çıkan balıklar. Selamun aleyküm. Rahmetullah bereket. Thank you. Pazarın içi böyle abi. Sinek dolu. Havada uçuşuyor sinekler. Of leş. Bakın orada açık atırma usulü. Şurada da ne bunlar hamsi mi? İstavir etme. Ateş yakalar sinekler uzaklaşsın diye. Uskumlular bakın yeni geldi pazardan. Açık artırma usulü satılıyor. Balık pazarının tam karşısında da böyle kıyafet falan satıyorlar. Böyle ikinci el ayakkabılar falan var. İkinci el pantolonlar, eşyalar var. İşte bu köy halkı gelip buradan alışverişini yapıyor. Giyiniyor. Ucuz fiyata, uygun fiyata.
Şurada balıkçılar var. Sabah erkenden balığa kalkıyorlar. Saat 4.30-5 gibi. İşte öğlen bu saatlerde de geliyorlar 9-10 gibi. Balıkları burada satışa sunuyorlar. Balıkçılar köyündeyiz. Of of of, ortalık kıyamet vallahi. Ama bir deniz var var ya, mükemmel denizi. Bakın kimse karışmıyor. Sahilde rahat rahat öyle gezebiliyoruz. Çok huzurlu ya, harbiden çok huzurlu. Bundan sonra gideceğimiz ülkeler ama hepsi sakat ülkeler arkadaşlar. Birçoğunda savaş var, özel izinlerle gireceğiz. Devletlerin izinleriyle gireceğiz. Zaten birkaç tanesi geldi diyebilirim. Jumbo! Hakuna Matata, Zanzibar. Fine, you? Fransız? No, Turkey. Elhamdülillah, Müslüm. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Ve aleyküm selam. Keyfel. Oh, octopus. Octopus. Wow. Tabii burada ahtapot yakalamış arkadaşlar. Bakar mısınız? Yıkamaya götürüyor şimdi. Octopus, fast you. Wow. It's fresh, yeah? Yes, to make it soft. Wow. Because nice. Without that, very hard. Very hard. Yeah, it's hard. Yes, hard. Mm-hmm. It's so fast you. Beat with that one. Wow. It's good for eating. It's very beautiful in sea. Yes. I love it. Now coming high tide. Yeah. The water is coming. Yeah. Yes. Gel git var diyor arkadaşlar. Gel git olduğu için burası. Beach or you come from away? Nungwi Beach. Nungwi Beach. Yeah. Which hotel? Which hotel? I don't know name. I remember. Hakuna Matata. What time is closed fish market? Till in the evening. Evening? Yes, oh. 5, 6. What time is open morning? Early in the morning. Oh. 6, 5 in the morning. Because people are going out at 4 o'clock in the afternoon. Wow. They go fishing. Early yeah. in the morning they coming back. It's fisherman village, yeah? Yes, fisherman village. All these fisherman person. Yes, all fisherman wow. village. Fisherman people. It's delicious fish in very here. Very fresh. Yeah, nice. Definitely. Yes. Fresh from the sea. I love it sea. I love them people. Yeah. And very nice people. And good people, yeah. yeah. It's very safe in city. Very nice, very safe. Yeah. Yeah, all no problem. Jumbo always. Africa is different, Zanzibar different. Yeah, yeah. This is because Muslim people. Yeah. Mashallah. Yeah. You are Muslim also. Yeah, 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 I'm Muslim. Zanzibar is all Muslim, yeah? Only? 90% Muslim. Oh. Because other people coming from the mainland. Wow. They are not Muslim. Only Zanzibar person, maybe Somali, no, South only Africa. Zanzibar. Only Zanzibar. Oh, Zanzibar. Nice. People and other from Tanzania mainland. Oh, nice. Nice. Very nice. Wow, it's cleaning. It's wash. Arkadaşım orada ahtapotları temizliyor arkadaşlar. Getiriyor şimdi bakın. Toprağın altından çıkardılar ahtapotu. Kayaların altında da çok olur genelde. Getirecek şimdi bakalım. Bakın deniz temiz aslında. Gelgit olduğu için yosunların hepsi bölgeye vurmuş. Ama güzel yani. Sahilimiz böyle. Kokonat ağaçları falan var burada. Muz ağaçları var. Kardeşim de çok güvenli burası diyor. Rahat rahat gezebilirsin diye. Hakikaten de böyle. Hiç kimse gelip karışmıyor. Ali Baba ahtapotları aldı geldi abi. Bakar mısın? Tertemiz. Şimdi götürüp tezgaha satacak. Thank you. Selamun aleyküm. Thank you so much. So to the aquarium to see the turtles. It's not near there. It's near yes, aquarium, yeah? Yes, oh. to see turtles. Oh. Yes, and you make nice photos. Oh. It's free entry? No, you pay. How much? $10. Oh, only turtles? Turtles, fish. And you know some history. There is. Where is? There, where you see the white. It's island. No, it's, no, it's here. Natural pool. Natural pool. Just on that sandbank. Is right. Yes. Oh, okay. Yeah. Very nice. You can touch. You can give food. Oh. And you give. Nice. What's your name? Omar. Omar. Yes. Oh, my name is Ibrahim. Ibrahim. Mashallah. Yeah. Mashallah. Oh, good name. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Şurada bakın köyün çocukları var. Bunlar da hep gelip denizden yosun falan topluyorlar. Ortam çok iyi. Jumbo. Jumbo. Now you see, people they dig, mm-hmm. they take the worm for fishing. Wow. Bites from the fishing. Yengeç falan çıkartıyorlar diyor alttan da.
Geldik arkadaşlar. Bakın ne diye geldik. Vallahi ne çıktı arkadaşlar. Tanıştık sağ olsun bizi. Akvaryuma götürüyor. Tabii şimdi harçlığını da isteyecek bizden. Veririz kardeşime bir 3-4 dolar. Bir akvaryumu görelim bakayım. Natüralmiş. Aynı zamanda bir natural bir havuz varmış içeride. Burada genelde sen böyle günlük arkadaşlarla birlikte gezebilirsiniz. 3 dolara, 5 dolara, 10 dolara size eşlik ederler. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Güvenlik konusu zaten bir sıkıntı yok. Ama yani ölümün rahatlığıyla gezmek istiyorsanız ver abi birine 10 dolar. Hem ona yardım etmiş olursun. Hem de gönül rahatlığıyla her yeri keşfedersin. Masmavi kumsal. Thank you. Namata ata. Bakar mısınız arkadaşlar? Kaplumbağalara. Minik minik. Bunların hepsi bir aileymiş abi. Kardeşler. Yeni doğmuşlar. Daha bir aylık falan. Wow. It's nice. So sweet. So this lagoon is natural. Yeah. Water is from the sea. Wow. When it's high tide in the ocean, all the upstairs, see the color is green. Now it's down. It's same like in the ocean. Wow. Water only turtle, green. Yeah? Only turtle we have. Hmm. Bakın şurada balıklar var. Okay, so you can keep your stuff there? Yeah. Aha, bakın burada arkadaş girmiş, fotoğraf çektiriyor. Good. Kaplumbağalara gelin arkadaşlar. Bakın burada da yeni doğan bebekleri var. Daha bunlar yeni. Çok pis kokuyor burası. Çünkü ölmüş balıkları falan koymuşlar içine. Ondan dolayı ağır bir koku var. Ulan kaplumbağalar kokuda ölür ha. Vallahi leş kokuyor. Yüzebiliyorsunuz da ben yüzmek istemiyorum. Suyu çok temiz bulmadım çünkü. Ortalık 56. Bayağı da balık var. Gökkuşağı balıkları falan var. Papağan balığı var. Ufacık bir yermiş ha. No, no, my fat with that's New York. Oh, I'm so sorry. Yeah. Gidelim abi yavaştan bizden. Böyle bir yarıştı arkadaşlar. Ufacık. Gelirseniz uğrarsınız. 10 dolar giriş ücreti. Şimdi burada bir parti olayı var adada. Haftanın her farklı günde bir mekanda parti yapıyorlar. Burası da Aluna Beach diye bir yer. Vay güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Akşam burada güzel bir sunset olur yani. Gün batımı. Şurada hamaklar falan var. Denizin güzelliği buradan da gözüküyor arkadaşlar. En beyaz su var ya. Yemin ederim var insan burada yaşlanmaz. Cennet. Cennette online'ız. Vay vay. Balıklara bak. Zargana mı ne bunlar ya? Balıklar satılmış. Toparlanıyor. Bir iki saat sonra kapatacaklar yavaştan. Şurası da yine bir balıkçı. Mafuta Fisherman. Çok eski bir köydeyiz ya. Hiç, yani bir gram bile olsa asfalt yol yok. Hep kum. Deniz kumu. Şunlar da yeni yapılıyor ama bu lüks evler abi şey. Hep yabancılar yapıyor. Ruslar falan çok var. Otel yapıyorlar bunları. Denize sıfır olduğu için. Zaten güvenli bölge. İnsanlar gelip rahatlıkla buralarda kalabiliyor. Köyün hali böyle abi. Ortalık çöplük. Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi berekat. Şurada da bir restoran var. Adanın en şık, en ünlü restoranı. Paradise Restoran abi. Hello. Hello. Bakın abi nasıl. Burası bir restoran. Tekrardan şehir merkezine doğru geldik arkadaşlar. Öğlen saatleri dinleniyorum. 12 ile 4 arası falan dışarı çıkmıyorum. Çünkü hava sıcaklığı çok yükseliyor. 35-40. Zaten kimse olmuyor dışarıda. Ondan dolayı dinlenme vakti abi. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime daha olsa yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tanzanya'nın Zanzibar Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.